Şimdi köyümüzün kuruluşunu köyümüz yaşlarından Hasan Çakıcı'dan dinleyeceğiz. Hasan amca, köyümüzün 1924 yılında mübadeleyle bugünkü yerine yerleştiğini biliyoruz. Senin ve bu değişim ile ilgili anıların var mı? Varsa bize anlatır mısın? Bu değişimde. O günleri ben hatırlamam. Yani 1924'ün Mart'ında gelmişler. Buraya geldiğinde burada hiçbir şey bulamamışlar. Orada bütün mülkünü orada bırakmışlar. Buraya birer ekşer yorgan, bağdağar, yükte hafif geliyorlar. Kimisi bir inek, kimisi iki koyun, beş koyun. Öyle çok biraz bir varlıkla gelmişler. Ve burada daha gelirken açlıkla karşı karşıya gelmişler. Ve devlet tarafından hiçbir yardım görmeden kendilerinin elde avuçta ne varsa onlarla o yardım idare edip ve bu kasabanın çiftliklerine, yani zenginlerine gidip köyün ağası olan Alihan çocukları bile yarıya gidip çalışmış. Yarıya değil şeye. Çalışmış yani. Yarıya değil ortaydı. Yarıya çalışmış. Yarıya çalışmış. Evet. Şimdi o günkü ayaç hattında, bugünkü ayaç hattında bir değişiklik var mı? Var olmaz tabii. O gün ne öküz var, ne çift var, ne çabuk var. Yani buraya tabanı attığı zaman çarpanın sapına yapışıp bir dönüm, iki dönüm ne kazdıysa ilk yazın yazı onu buldu. Kimse, kimse çiftçi yok. Kasabadan gelip sürme iki dönüm yeri bir sarı liraya sürülerdi. Hani o gün bir ayaç hatları daha güzel, bugünkü ayaç hatları mı daha güzel sence? Bugünkü ayaç hatları felaket onlar için. Bugünkü ayaç hatları demiş, onun kat kat üstünde. Bir dakika. Enişte, kaç ayına gelmiş? 1924'ün Mart'ına gelmişler, Mart ayında. 1924'ün Mart ayında gelmiş. Kaç ayına? 60 tane. 60 tane gelmiş yaklaşık. Yani 60 tane 30 anlık köye yerleşiyorlar. 30 anlık. Yani burası Yunan köyü o zaman. Yani Yunan köyü 30 anlık köye yerleşiyorlar. Yani arsaları çok ufak. Ev ve oturma şartları da çok. Biri bir üstüne 3 haneye bir hanenin oturduğu yere koymuşlar. 3 haneye bir hanenin oturduğu yere koymuşlar. Ala köyün ağası. Köyün ağası. O zaman için elinde 15-20 koyundan bir inek. Bir sene öyle idare etmişler çocukları. Mehmet Ali Efendi'ye gitmişler. Kasabanın çiftlik ağalarından Mehmet Ali Efendi'ye yarıcı gitmişler. Ala İcgüvesi'ymiş galiba öyle bir. Ala İcgüvesi'ymiş galiba öyle bir şey duydun mu sen? Neymiş? İcgüvesi. İcgüvesi. Ala İcgüvesi. Ala Acıoğlu. Küçük şeyin kardeş. Ala Adem'le kardeş. Hala küçük senden hala babasından değil. Babaları ayrı, anneleri bir. Askerde ölmüş, hatta ölmüş kocası. Acıoğlu'yla küçük şeyini verirler. Annelerini ufak kardeşe. Ondan Ala oluyor. Ala bir araya meydana geldikten sonra Ala'yı Mehmet Ali Efendi'nin birisinin çocuğu olmadı, sonra vermişler üzüvesi olarak. Orada üzüvesiyle işe başlıyor. Ve illerde köyün muhtarı oluyor biz orada. İbiktepe'de bir akrabası varmış var. Galiba Ali Hanım. İbiktepe'de ikinci hanımın hanım varsa oradan İbiktepe'den gelme. İbiktepe o zaman için Ora köyü bize Udut. Ora. Oramış köyün ismi. Bize Udut. Oradan evli. Buraya geliyor o hanımı. Ve o hanımından bütün çocuklar, ilk hanımım da ikinci hanımım da onu bilmem. Yani oraya gitmek istemediğini sormuş. Evet. Ondan sonra bu adam oradan geldiğinde orada kalmış geri köyün tütün paralarını alma. O zaman şu Yunan köyü bütün köyün mahsullarını toplamışlar. Camiye sağa sola. Ayrılana varınca bir araya orada Manol üstünde bir korucu varmış ona teslim ederler. Burada da aynısını bulacaklar diye. Burada aynısını bulamamışlar. Evet. İlk geldiklerinde buraya mı yerleşmişler yoksa ilk geldiklerinde buraya yerleşirler. O geldiklerinde gelirler uzun köprüye, ileri gelirler burada şey arama. Köyü beğenme gönderirler onu küçük duvancıya. Küçük duvancıyı görmüşler. Ova bütün sazlık millet sıtmadan kırılır demişler o bize yaramaz. Onlar da ormanlık köyde getirmişler ve oradaki arazisi
cebel arazi ve duvar altı, duvar üstü birer ekşer dönüp parçalı arazi. Ve orada mavzulükle geçinilenmiş tohumlarlar. Şey, yayan mı gelmiş bizim köylüler? Trenle mi gelmişler? Trenle gelmişler. Yayan mı? Yayan mı? Trenle gelmişler. Şeyde, Fere'de ineler. Fere'de ineler, hayvanları geçirirler en azından. Trenden, öbürlerde dolananlar Edirne'den girirler. Trenle girirler. Bütün hayvanı, her şey trenle geliyor. Bu köy kurulduktan sonra ilk muhtar kim oluyor? İlk muhtar Ahmet şey. Şöyle ver. Kurt Kapmaz. Ahmet Kurt Kapmaz. Ahmet Kurt Kapmaz. Ondan sonra? Ondan sonra. Ahmet Kurt Kapmaz dediğin Hüseyin Kurt Kapmaz'ın babası. Babası. Şimdi Hüseyin Kurt Kapmaz'ın dedesi oluyor. Dedesi. Ha, dedesi. Şimdi Hüseyin Kurt Kapmaz'ın dedesi. Tamam. Zigoş oyuncusu Hüseyin Kurt Kapmaz'ın dedesi oluyor. Evet, dedesi. Ona sonra Recep Korkmaz oluyor. Recep Korkmaz. Ondan sonra şey olmuş galiba. Recep Korkmaz değil mi? Yok, Recep Korkmaz değil. Recep hocam mı? Recep Korkmaz. Çok sonundan değil mi? Kaç sefer mutarlığa gidiyor bu. Recep Korkmaz değilim. Recep Ağam burada mutar olmamış galiba. Olmamış. He? Olmamış. Olmamış. Onlar da Ali Aldırtiler. Burada hep mutarlığı Ali Ağa kazanıyor. Ala'nın tarafı. Buraya geldiler, burada muhtar tutacaklar. Yazı bilmeyen çok Ala biliyor. Recep Hoca 6 sene okumuş, o çok muazzam biliyor. Ala'nın damıtı ama araları açık. Ve Ala'nın damıtı olduğu yerde üç çocukla beraber karıyı bırakır Ala'nın yanına. Hasan Kurt, Hatice, evet. Hava ablamı. Onlar giderler yukarı, burada ikinci karıyla kalır. İkinci kayalık kalktıktan sonra da Oca'da tutmazlar onu. Bu sefer başlamış aslında işte. Hala Oca tutmuyor ondan sonra damadını, kızını bıraktı. Tutuyor da Oca şimdi Oca'lık yapar, arkasına gitmez. İmam olur onun Oca. İmam yani Kadir Hoca'nın dedesi diyeyim. Evet. O Oca'lık yaptı yakına kadar. Recep Hoca'yı bir sefer tuttular, iki seferini. Yine bıraktılar içine. Hala o Oca olduğu zaman Hala onun arkadan cuma da kılmaz, kılmaya da gitmez. Başıda gider. Evet. Yani ondan sonra burada muhtarlık çelişmesi duruyor. Recep Hoca'nın tarafında bir şapka, bir şapka da Ali Ağa'nın tarafında. Birer taş, kimin katmasında taş varsa çıkar, muhtarlık onlar. İlk muhtarların seçilmesi taş sayısında. Taş da, o yüzden değil yani, taş da seçilmiş. İlk muhtarlık seçimi taş da yapılıyor. Şapka kimin peşinden daha çok şey çıkarsa. Ya şapkaları koyuyorlar. Şapkalara taşları atıyorlar taş, ya. Sen gelirsin bir taş atarsın. Şapkaları kapalı yere mi koymuşlar? Yok açık orada da taş. Açık ya. Yerli olsun açık attım olsun. Bilmem şimdi bir iki kapalı yerde koymuşlar ben bilmem. Kapalı yere.